Sevgili öğrenciler, bir toplumu güçlü kılan en büyük dinamik eğitimdir. Gerçek eğitim bütünsel olandır. Eğitim ve öğretimde alemin göz bebeği olan insana layık olduğu değeri kazandırma çabasıdır. Biz öğretmenlerin yegane gayesi özünüzde var olan güzellikleri ortaya çıkaracak, bilgi ve ahlak esaslarını sizlere aşılamaktır. Geçmişini iyi bilen, sağlam temellere oturtan, geçmişiyle korkusuzca yüzleşen ve hatalardan ders çıkarıp geleceğe ulaşan bireyle geleceğin de sahipleri olmaktadırlar. Okulumuz bünyesinde 4 alan ve 1 mesleki eğitim merkezi mevcut olup, her alanın öğrencileri, deneyimli ve tecrübeli öğretmen kadromuz eşliğinde teorik eğitimlerini okul ortamında, pratik eğitimlerini işletme alanında gerçekleştirmektedirler. Fatma Aliye Metali ailesi olarak 2023 eğitim vizyonu doğrultusunda sizlere doğru yolu göstermek, hayata hazırlamak ve topluma faydalı insanlar olarak yetişmenizi sağlamak en büyük düsturumuz olacaktır. Şunu unutmayalım ki, başarmanın yolu insanları sevmek ve değer vermekten geçer. Okulumuz 2005 yılında Anadolu Süs Bitkileri Meslek Lisesi adıyla açılmış olup, 2008 yılında okulumuzun ismi Mezitli Kız Teknik ve Meslek Lisesi olarak değişmiştir. 2010 yılında yeni binasına taşınan okulumuz, 2014 yılından itibaren Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adıyla hizmet vermeye devam etmektedir. Biz Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak insan odaklı mesleki ve teknik eğitimin ülke kalkınmasında önemli ve etkin bir rol oynadığının bilincindeyiz. Gençlerimizi hayata hazırlarken bir adım önde başlamaları ilkesiyle yürüttüğümüz çalışmalarımızda öğrencilerimizin mesleki eğitimlerinin yanı sıra pozitif bilimlere olan gereksinimlerini önemsiyor ve destekliyoruz. Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası ölçütte bilgi, beceri, tutum ve davranış kazanmasını sağlayacak kaliteli eğitim ortamlarını hazırlamak ve bir üst öğrenim kurumuna geçişte hareketlilik düzeyi yüksek bireyler yetiştirmek temel amacımızdır. Sosyal ve kültürel faaliyetlerle gençlerimizin yeteneklerini keşfetmelerini sağlayarak mesleki eğitimle edindikleri bilgi ve deneyimlerini desteklemekte, hayatın her alanında aktif ve girişimci olmaları yönünde fırsatlar sunmaktayız. Öğrencilerimizi kendini tanıyan, yeteneklerini bilen, düşünen ve düşündüğünü uygulayabilen, soran, sorgulayan, eleştiren, iyiden, doğrudan, güzelden yana tavır koyabilen, sağlam karakterli ve duyarlı bireyler olarak yetiştirmek en büyük idealimizdir. Hasta ve yaşlı hizmetleri alanımızda öğrencilerimiz, engelli, hasta ve yaşlı bireylere bulundukları her ortamda temel sağlık ve bakım hizmeti verebilecek donanımda yetişmektedir. Öğrencilerimizin sağlık hizmetleri bilgi donanımının yanı sıra hasta, engelli ve yaşlıların psikososyal ve zihinsel ihtiyaçlarını bilen, sevgi ve şefkat duygusuyla yoğrulmuş, empati yapabilen özellikte yetişmeleri hedeflenmektedir. Çocukların sağlıklı gelişim, beslenme ve eğitimi konusunda bilgili, onların zihinsel, bedensel, duygusal ve toplumsal gelişimlerine yardımcı olmak için hazırlanan eğitim programlarını uygulamalı ana sınıfında pratiğe dökme imkanı bulan çocuk gelişimi bölümümüzle geleceğe umutla bakmaktayız. Merhabalar, ben Şule Uslu, Mersin Mezitli Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Bu bölümü seçmemdeki en büyük sebeplerden biri, ana sınıfında öğretmenimin bana hangi mesleği seçmek istiyorsun sorusu olmuştu. Ve ilk cevabım ana sınıf öğretmeniydim. O zamandan beri hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Bu bölümde okumaktan dolayı çok mutluyum. Çocukları çok seviyorum. Onlara bir şey katabilmek için uğraşıyorum. Onlara bir şey katabilmek beni çok mutlu ediyor. Okulumuz gıda teknolojisi alanı, gıda kalite kontrol dalı ve gıda işleme dallarının yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim vererek bu alanda teknisyen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Gıda sektörü Türk ekonomisinin gelişmesinde nüfus, istihdam, beslenme, ham madde ve ihracata katkıları nedeniyle önemli bir rol oynamaktadır.
gıda teknolojisi alanımızda gıda mikrobiyolojisi, laboratuvar tekniği, gıda kimyası, mesleki gelişim gibi alan ortak derslerinin yanı sıra gıda kalite kontrol dalında gıda kontrol analizleri, ambalaj teknolojisi ve benzeri dersler, gıda işleme dalında ise bitkisel yağ üretimi teknolojisi, hububat ürünleri teknolojisi, sebze meyve teknolojisi gibi dersler görülmektedir. Alan derslerinde eğitim öğretimi uygulamalı olarak gerçekleştirdiğimiz gıda kalite kontrol laboratuvarı ve gıda işleme atölyemiz mevcuttur. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra yüksek öğretim kurumları sınavında başarılı olanlar, lisans programlarının, temel yeterlik sınavında başarılı olanlar ise meslek yüksek okullarının gıda teknolojisi alanıyla ilgili bölümlerine ek puan alarak devam edebilmektedir. Mezunlarımız kamu ve özel işletmelere ait gıda kalite kontrol laboratuvarlarında, gıda üretimi yapan fabrikalarda, resmi kurumların denetim birimlerinde teknik personel olarak çalışabilirler. Okulumuzda tarım alanında tarımsal faaliyetler, toprak ve bitki, mesleki gelişim gibi alan ortak derslerinin yanı sıra gübreleme, bitki sağlığı, budama ve terbiye sistemleri, üretme ve çoğaltma tekniği ve dendroloji gibi dersler verilmektedir. Çukurova Kalkınma Ajansı, 2011 yılı göçle gelen nüfusun sosyal ve iktisadi uyumunun sağlanması mali destek programı kapsamında yürüttüğümüz süs bitkileri yetiştiriciliği ile ekonomik katılım projesi kapsamında okulumuza her biri 750 metrekarelik 2 adet modern sera kazandırılmıştır. Öğrencilerimiz bu seralarda ve seraların çevresindeki alanlarda tarım alanı derslerini uygulamalı olarak görmekte, üretim faaliyetleri gerçekleştirmekte ve döner sermaye kapsamında bu ürünlerin satışı ile ürünlerini ekonomik değere dönüştürmektedirler. Okul seralarımızda sukulent bitkiler, iç ve dış mekan bitkileri, çit bitkileri, mevsimlik çiçekler yetiştirmenin yanı sıra teraryum ve farklı tasarım çalışmaları yapılmaktadır. Tarım alanı öğrencilerimiz fidan üretiminde kullanılan alternatif üretim modellerini bölgenin iklim ve toprak özelliklerine uygun yöntemle üretim yapabilmeyi, üretimin sürekliliğini sağlayabilmeyi ve fidanları ekonomik değeri olacak şekilde pazara sunabilme becerilerini kazanmaktadırlar. Tarım ve gıda teknolojisi alanı olarak her yıl düzenlenen Mersin Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'na katılmakta ve okulumuz tanıtımını gerçekleştirerek ürünlerimizi sunmaktayız. Bu bölümü severek ve isteyerek geldim. Doğayla iç içe olmayı, bitkileri yetiştirmeyi ve daha çok üretim yapabilmek için bu bölüme geldim. Eğer doğayı seven öğrenciler varsa onlara da bu bölümü tavsiye ediyorum.